Herkese merhabalar ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda eğer 2500 TL'niz yoksa ve iyi bir telefon satın almak istiyorsanız ilginizi çekebilecek bir model olan Realme 5 Pro'yu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Akıllı telefon tarafında bu senede çoğunlukta Çinli markaları konuşacağız gibi görünüyor. Bunlar birbiri ardına ve yeni modellerini piyasaya sürüyorlar ve ülkemizde de ağırlıkla görmeye başladığımız Çin menşeli akıllı telefon markaları arasında artık de var. Bugüne kadar Hindistan pazarına önemli işleri imza atan Realme geçtiğimiz günlerde ülkemizde de bir lansman düzenledi ve biz de tabii katıldık. 3 yeni akıllı telefon modelini burada tanıttı ve ülkemize giriş yaptığını açıkladı. Bunlar arasında Realme 5 Pro, Realme XT ve Realme 5 y modelleri yer alıyordu. Ancak çok geçmeden geçtiğimiz hafta hatta Realme bir sürpriz daha yaptı ve bize yakın zamanda satışa çıkması beklenen bu hafta herhalde girecek yayına. Ee, şeye satışa Realme 5 adına bir başka akıllı telefonu daha gönderdi. Hatırlarsınız zaten Realme 5 de ön incelemesini sizlerle gerçekleştirmiştik. O modelin de detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde paylaşacağız sizlerle. Bugünün konusu ise Realme 5 Pro. Bugün detaylı olarak inceleyeceğimiz Realme 5 Pro'nun kutusunu daha önceki videomuzda açmıştık ve özelliklerine kısaca bahsetmiştik, değinmiştik. Özellikle Snapdragon 712 işlemciden güç sağlaması ile fiyat performans konusunda önemli modellerden biri olan Realme 5 Pro. Bakalım şimdi bizlere neler sunuyor. İlk başta telefonu tasarımıyla yakından tanıyalım. Realme 5 Pro tasarım ile güzel görünen akıllı telefon modellerinden biri oluyor. Ön yüzden baktığınızda yine burada çentikli ekran tasarımını görüyorsunuz. Arka yüzeyi ise polikarbon plastik kaplamaya sahip. Kenar çerçeveler de yine plastik kaplamadan oluşuyor. Bazı kullanıcılar plastik modelleri pek sevmiyorlar elbette ancak mavi renkli ve degradeli bir yüzeye sahip olmasıyla havalı göründüğünü söylemek lazım. Öte yandan e, şu da bir gerçek. Arka yüz bol bol parmak izi tutuyor. Bu telefonu bol bol silmeniz gerekecek. Realme 5 Pro kısa bir süre önce incelediğimiz Huawei P30 Lite modeli kadar ince ve hafif model olmuyor. 8.9 mm kalınlığındaki telefon 184 gram ağırlığında. Ancak çok hantal bulmadığımızda söyleyelim. Telefonun elde duruşu gayet dengeli. Hatta boyut itibariyle teker kullanımına uygun olduğunu da altını çizebiliriz. Elimizde mavi renkli modeliyle bulunsa da telefonu ayrıca siz satın alırken yeşil rengiyle de piyasada bulabiliyorsunuz. Sağ kenarında güç tuşu mevcut. Sol tarafa baktığımızda burada ses butonlarını görüyoruz. Üst tarafta micro SD kart ve sim kart çekmesi yer alıyor. Burada Realme 5 Pro'da çift sim kart destekli bir model olduğunu söyleyelim. E ayrıca bir micro SD kart yuvası da yer alıyor. Yani hibrit değil. Direkt olarak üç kartı aynı anda takabiliyorsunuz. Micro SD kart ile telefonun depolama kapasitesini 256 GB de arttırabiliyorsunuz. Bu arada bu segmentteki telefonlarda pek sık görmediğimiz bir özellik olan Suya karşı dayanıklılık da e, bu modelde mevcut. Tamamen suya karşı dayanıklı değil. Suyun içine tamamen sokamıyorsunuz belki ama e, Realme bu telefonun su sıçramalarına karşı güvenli olduğunu söylüyor. Yani yağmurda falan kullanırken bir problem olmayacak gibi görünüyor. Gelelim telefonun ekranına. Realme 5 Pro e, ekranı 6.3 inç boyutunda 1080 x 2340 piksel çözünürlüğüyle görüntü üreten ekran IPS LCD panelden oluşuyor. İnce kenar çerçeveler ve çantikli ekranı ile beraber e, çantik kamera kısmıyla 19.9 görüntü oranını yakaladığını söyleyelim bu anlamda gayet güzel bir görüntü alanı sunuyor bizlere ve ekranda da Corning Gorilla Glass 3 Plus yer alıyor bu koruma da önemli ve bunun yanı sıra telefonun üzerinde hala hazırda bir koruma bandı da mevcut bir film de üzerine yerleştirmiş bu anlamda telefon gayet korunaktı onun altını yekten çizebiliriz. Öte yandan telefonun kutusu içinde de bir Koruma kılıfının daha yer aldığını söyleyelim. Böylece telefona ekstra koruyabiliyorsunuz. Ekran boyutu ve çözünürlüğü ile doğru orantılı olarak ekran piksel yoğunluğu 409 ppi seviyesinde e, sevi seviyesine tekabül ediyor ki bu, bu sınıf bir telefon için bu iyi bir seviye. Ayrıca telefonun görüntü performansı da gayet iyi seviyede. Tabii ki AMOLED panel ile karşılaştırılmayacak olsa da IPS LCD klasmanında renk ve kontrast konusunda hayal kırıklığına uğramayacağınız açık. Maksimum parlaklık seviyelerinde oldukça yeterli bulduğumuz ekran güneş altında okunabilirlik sağlıyor. Benzer şekilde minimum parlaklıkta da gece kullanım için gayet uygun. Öte yandan telefonda gece kullanımları için mavi ışığı engelleyen gece kalkını e, özelliğinin de yer aldığını söyledim. Bunu da hemen üst taraftan e, çekmecede görebiliyorsunuz. Ekrana ilişkin olarak bahsedebileceğiniz bir diğer detay da son dönemde ekranın altında görmeye alışkın olduğumuz parmak il sensörünün ekranda yer almadığı olacak. Mesela aynı fiyat kategorisinde bulunan rakip modellerden Samsung Galaxy a 30 ste parmak il sensörü ekrana entegre durumdaydı. E, öte yandan diğer bir rakip model diyebileceğimiz Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da bu sensör telefonun arka yüzünde fiziksel olarak bulunuyordu. Realme 5 Pro'da parmak iz sensörü telefonun arkasına yerleştirilmiş. Yerleşim yeri bizce bu segment için bir eksik değil. Kullanıcı arası tarafına tercih meselesi. Ekran veya arka tarafta olması. Ayrıca parmak iz sensörünün bu noktada hızlı çalıştığını söyleyelim. Elbette telefonda ayrıca bir yüz tanıma sisteminde mevcut. Eğer parmak izi size zor geliyorsa pıt diye yüz tanımayla da, telefon ekranını açabiliyorsunuz. Realme 5 Pro teknik özellikleri son dönemde 1800 ila 2000 TL bandına gelen güzel modeller arasına yerleşiyor. Telefonun işlemci Snapdragon 712 olarak karşımıza çıkarken 10 nanometre mimarisinde bir işlemci oluyor. İki performans odaklı 2.3 GHz frekansında çalışan Cairo 360 Gold ve 6 adet verimlik odaklı ve 1.7 GHz frekanslı Kairo 360 Silver çekirdeklerinden güç sağlıyor bu işlemci. Aldırıyorum 616 grafik biriminin yer aldığı telefonda elimizdeki model 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ee, Telefon hafızası da ilk başlarda Amiral gemilerinde gördüğümüz ancak yavaş yavaş bu segment modellerde de sıkça karşımıza çıkmaya başlayan UFC 2.1 standartına tercih edilmiş. Bu da veri yazma performansı bakımından güzel haber. Realme 5 Pro'da kullanılan işlemci Snapdragon 710'lu modellere kıyasla kağıt üzerinde %10'luk bir performans artışı gösteriyor. Bunun da karşılığını gerek sentetik testlerde gerek günlük kullanımda zaten fazlasıyla alıyorsunuz. Mesela telefonun aldığı Antutu Benchmark skoru 222.928 puan oluyor ki bu puanla tabloda gayet güzel bir performans anlamında karşımıza çıkıyor Realme 5 Pro. Samsung Galaxy A6s, Honor 9X ve Xiaomi Mi 9T'yi geride bırakan e, Realme 5 Pro, Redmi Note 8 Pro'nun hemen yanına konumlanıyor. Bu konum fiyat olarak da e, telefonu iyi bir yere oturtuyor doğrusu. Telefonun fiyat performans değerlendirmesini zaten daha sonra geçeceğiz. Teknik kadrosuna ilişkin olarak son olarak yer alan özellikler arasında 8.11 AC Wi-Fi, Bluetooth 5.0 bu önemli e, desteğinin yer aldığını söyleyelim. Öte yandan NFC desteği ne yazık ki yok. Onu da söylemek lazım. Ayrıca aptX HD desteği ve kızıl ötesi sensörü de telefonda yer almıyor. Realme 5 Pro özellikle bütçeye uygun ve performansıyla da memnun edici bir telefon satın almak isteyenlere hitap eden bir model. Arka yüzünde yüzündeki geometrik tasarım şekliyle de daha çok gençleri hedeflediği aşikar zaten az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğimiz çoklu kamera sistemiyle de yine gençlerin özellikle uğrak telefonlarından bir tanesi olacak gibi görünüyor. Ancak bunların yanında sosyal medya uygulamalarının yoğun olduğu, oyun senaryolarının işlendiği performansta da gayet sorunsuzca kullanılabilecek bir model olmuş kanısındayız. Telefonda Android 9 işletim sistemi yer alıyor ve Google servisleri ise çalışıyor. Merak edenlere söyleyelim. Realme 5 Pro'da, Realme 5 Pro'da Google servisleriyle ilgili bir problem yok. Arayüz olarak Oppo'dan da aşina olduğumuz ColorOS 6 yazılımını kullanan Realme 5 Pro, e, aldığımız bilgilere göre telefona çok geç kalmadan e, Android 10 güncellemesini kavuşacak model. Bunun da bilgisini buradan verelim. Telefon oyun performansından da e, bahsedelim. Telefonun e, HyperBoost 2.0 özelliği, desteğiyle beraber özellikle dönemin popüler oyunu PUBG'de değerlendirdik. E, oyun alanı kısmından rekabetçi modu aktifleştirdiğinizde PUBG ve Türev pek çok oyunu rahatlıkla herhangi bir kas modu olmaksızın oynayabiliyorsunuz e, bu telefonda. E, PUBG'yi HD grafik ayarlarında yüksek kare hızında akıcı şekilde oynatabiliyor. Ancak PUBG'de daha yüksek grafik ayarlarını e, bekliyorsanız, bu tür sorular geliyor sizden çünkü, e, bu telefonda karşılığını alamayacaksınız. Bu telefonun maksimum HD Çözünürlükte HD seviyede oyun oynayabiliyorsunuz PUBG'de. Ses konusundan da bahsedelim. E, telefonda tek hoparlör bulunuyor. Alt kısımda e, yani stereo hoparlör seçeneğiniz yok. Evet. E, fakat ses çıkış performansı olarak fena bulmadığımızı söyleyelim. Oyunlarda hoparlörün üzerini kapatmadığı sürece performansı, ses performansı bir problem görmüyorsunuz. Müzik dinlerken ise bas sesleri duyabiliyorsunuz. Bu anlamda oldukça önemli. Şimdi telefonun pil performansına gelelim. Realme 5 Pro 4035 mAh kapasitesinde bir batarya ile pil ömrü konusunda rekabetçi bir model. Özellikle ColorOS yazılım optimizasyonlarıyla birleştirildiğinde harika bir pil ömrü sunabiliyor. Telefon hafif ve orta kullanımlı senaryolarda gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Akşama kadar sizi rahat ulaştırıyor. Eğer sık oyun oynuyorsanız ancak pil ömrünün yine akşama kadar ulaşmasını, dayanmasını istiyorsanız az önce bahsettiğimiz oyun alanı bölümündeki rekabetçi modu kaldırıyorsunuz. Oranın yerine Dengeli modu veya düşük güç tüketim modunu aktifleştiriyorsunuz. Böylece oyun performansını da oyun senaryosunda akşama kadar ulaşıyorsunuz. Öte yandan pil ömrüyle günlük kullanıma uygun olan uygun bulduğumuz telefon ayrıca e, hızlı şarj süresi de sunuyor bize. Hızlı şarj oluyor. Realme 5 Pro'da Oppo modellerinde de gördüğümüz 3.0 şarj teknolojisi benimseniyor ve bu sayede şarj süreleri oldukça kısalıyor. Öyle ki telefonun bataryasını e, kutudan çıkarttığınız şarj cihazıyla %50'lik doğruluk oranına yalnızca 30 dakika içinde ulaştırabiliyorsunuz. Evet geldik Realme 5 Pro'nun arka taraftaki çekici kameralarına. Realme 5 Pro'da 4 kameralı akıllı telefonlar kervanına katılan ve bu sayede artık kameralarıyla özelleşen akıllı telefonlardan biri oluyor. Bu sayede de özellikle bütçe uygun akıllı telefon segmentine hareket katacaktır kanaatindeyiz. E, kameraların fotoğraf performansını değerlendireceğiz tabii ki. Ancak önce telefonda yer alan kameraları tek tek yakından bir tanıyalım daki 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyaframlı geniş açılı lazer otofokuslu bir ana kamera yer alırken diğer kameralar da hemen altına dizilmiş durumdalar. İkinci kamera ultra geniş ve f2.2 diyaframlı olurken üçüncü kamera yalnızca makro fotoğrafçılık konusuna odaklanmış durumda. Telefondaki dördüncü kamera ise derinlik sensörü olarak iş yapıyor. Bu arada arka taraftaki kamera çıkıntısının telefonunda fiziksel olarak bir dengesizlik yarattığını da ilave edelim. Ön tarafa geldiğimizde Sony IMX471 sensörden oluşan bir ön kamera görüyoruz. 16 megapiksel çözünürlüğündeki 25 milimetrelik bu ön kameranın diyafram değeri de f2.0 değerinde. Arka kamerayla full HD 60 ve 120 kare video kaydı yapabiliyor. 960 kare ağır çekimde 720p video kaydedebiliyorsunuz. Yine 30 kare ölçüsünde 4K video kayıt imkanı da arka kamerada mevcut. Buna karşılık ön kamera ile 30 kare full HD 1080p video kaydı yapabiliyorsunuz. Buraya kadar teknik olarak kameraları tanıdıktan sonra şimdi gelelim kamera arayüzüne ve çekim aşamalarına. Öncelikle ana kamera ile 48 megapiksel ölçüsünde fotoğraf çekebilmek için kamera arayüzünde hemen yan tarafta bulunan çantaya basarak bunu ultra 48 megapiksel şeklinde seçmeniz gerekiyor. E, aksi halde yapacağınız çekimleri otomatik olarak 3000'e 4000 piksel çözünürlüğünde yani 12 megapiksel olacak. E, buna bağlı olarak da fotoğrafları yaklaştığınızda detaya çok inemeyeceksiniz. Ancak pratikte zaten bunun karşılığını pek e, karşılığı pek yok zaten her iki çekimde de bakıldığında telefonun çektiği fotoğraflar gayet iyi seviyede görünürken özellikle iyi ışık koşulları altında başarılı karelere imza atabiliyor Realme 5 Pro. Fotoğraf örneklerine az sonra zaten geleceğiz. Kamera ayarı yüzünden devam edelim. Video, fotoğraf ve portre olarak 3 ana kategori şeklinde bir alan yer alıyor burada. Portre modundan arka kamerada olduğu gibi ön kamerada da faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca yan taraftaki yine ayar menüsünden gece manzarası, panorama, uzman, zaman atlaması, ağır çekim ve ultra makro şeklinde seçeneklerinizde yer alıyor. Makro çekimler atanmış. Makro kamerasının iyi çıkarttığını söylemek gayet mümkün. Makro lensin sabit odak mesafesi 4 cm olarak belirlenmiş ki açıkçası bu segment için bu bir ilk diyebiliriz. Özellikle telefonun sınıfına bakıldığında iyi ışık koşullarında gerçekten detaylı makro fotoğrafları çekebiliyorsunuz Realme 5 Pro ile. Fotoğraf kategorisinden 1x, 2x, 5x ve hatta yakınlaştırdığınızda 10x'e kadar ee, yakınlaştırma yapabildiğiniz kamerada üstten de geniş açılı kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Telefonda yapay zeka yöntemiyle sahne tanılama özelliği mevcut. İsterseniz bunu yine kamera ayarlarından kapatmanız mümkün. Yapay zeka isterseniz kapatırsınız, isterseniz açarsınız. Şimdi gelelim Realme 5 Pro ile çektiğimiz fotoğraflara. Açıkçası telefonun kameraları sınıfı dahilini gayet iyi iş çıkartıyor. Pek çok telefon için söylediğimizi Realme 5 Pro için de rahatlıkla söyleyebiliriz pek tabii. İyi ışık altında, iyi ışık koşullarında gayet başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Ancak bu segmentte pek çok modelin aksine düşük ışıkta da bu dengeyi iyi tutuyor telefon. Düşük ışıkta manzara çekimlerinde 1x ve 2x'te güzel fotoğraflar yakalayabilen telefon elbette 5x ve 10x gibi ileri seviyelerde işi oturamayabiliyor. Ancak bunlardan gündüz çekimlerinde yine mümkün mertebe faydalanabiliyorsunuz. Düşük ışık koşullarında yine çekim yaparken dinamik aralık genellikle yüksek olurken eğer çevir ışıklandırması kötü ise gece çekimlerinde grenlerle karşılayacaksınız. Ee yine hareketli şehir ışıkları devreye girince fotoğraf kalitesi olumsuz etkilenebiliyor. Profil fotoğraflarında kenar kesimlerinde resimlerini güzel yapabilen telefon selfie konusunda hassas kullanıcıların sevecekleri bir telefon olacaktır diye düşünüyoruz. Yüz güzelliği modu bulunan ön kamerada ayrıca Gece modu da yer alıyor. Bu sayede gece modunu açtığınızda ön kameranın düşük ışıkta yaptığı çekimlerin bir nebze de olsa kotarıldığını söyleyebiliriz. Sabit ışık altında ise kameraların hakkını verdiğini göreceksiniz. Telefonun eğer bir de güzel ışık altında makro fotoğraf çekim diyorsanız gayet güzel sonuçlarla karşılaşacağınızı yekten söyleyebiliriz. Elbette makro moddan iyi derecede faydalanmak için iyi ışık şartının olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor. Evet sonuç olarak Realme 5 Pro tutarlı performansı, ortalamanın üzerinde pil ömrü, güvenilir kameraları sayesinde 2000 TL altı fiyat bandı için en iyi akıllı telefonlardan biri oluyor. Piyasada şu an bu telefonu 1800, 1899 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Biraz araştırdığınızda biraz daha aşağı fiyatları bulabiliyorsunuz ki telefon kampanya süresince 1699 TL fiyatta çıkmıştı. Ancak o süre bitti şu an. Ama yine bir araştırın. Bu fiyat segment için fiyat performans oranıyla gerçekten önemli bir yarışmacı olduğunu belirtmek lazım bu telefonun. Mesela yakın fiyatlı rakiplerinden Samsung Galaxy A30s ile kıyaslarsak Realme 5 Pro'da daha geniş hafıza, daha yüksek ekran çözünürlüğü, 4K video kaydı ve daha yüksek performans artıları bulunuyor. Bu nedenle açık ve net şekilde 2500 TL'niz var ise Xiaomi Redmi Note 8 Pro eğer yoksa Realme 5 Pro modelini mercek altı almanız gerektiğini e, önerdiğimizi burada yekten söyleyerek incelemizi tamamlayalım. Ancak bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.